Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimya 2. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız arkadaşlar. Artık hem dönemin hem senenin son yazılıları karşımızda. Güzel bir çalışma süreci bizi bekliyor. Böylece güzel bir yaz tatilini hep birlikte hak etmiş olacağız. Neler var peki konular olarak şöyle bir bakalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar ikinci üniteden itibaren sorumlu olacağız. Yani karışımlar ünitesinden karşımıza sorular gelecek. Neler vardı? Karışımların sınıflandırmasıyla başlamıştık. Homojen ve heterojen karışımlar başlıkları altında değerlendirmiş. Homojen karışımlara çözelti, heterojen karışımları da alt başlıklarıyla incelemiştik. Çözüm olayını iyonik ve moleküler çözümü olarak değerlendirmiştik ve tanecikler arası etkileşimlerle bunu açıklamıştık. Çözeltilerde derişimi kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişim ve ppm kavramları üzerinden açıklamıştık ve koligatif Özelliklerden bahsetmiştik yani çözeltilerde derişime bağlı olarak değişen özellikleri incelemiş erinme noktası kaynama noktası ve ozmotik basıncı değerlendirme almıştık ve ardından da karışımları ayrıştırma ve saflaştırma teknikleri üzerine konuşmuştuk. Ardından asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi yani üçüncü ünitemize geçtik. Burada <laughs> asitleri ve bazları tanıyalım başlığında asit bazların genel özelliklerini, yaygın bazı asitler bazlar, sulu çözeltilerdeki asitlik bazlık özelliklerini değerlendirmiştik. Yani demiştik ki suya şartı verenler asit, OH oluşturanlar ise bazdır ve bunu anhidro asitler bazlar yani oksijenli bazı bileşiklerin asitlik bazlık üzerinden konuşmuştuk. pH kavramı ve indikatör kavramını yine burada açıklamıştık. Asit ve bazların tepkime tepkimelerine gelince nötralleşme tepkimeleri ve metallerle asitlerin ve bazların tepkimelerini değerlendirmeye almıştık. Günlük hayatta asitler ve bazlarla ilgili yaygın bazı asitleri ve bazları incelemiştik ve bunlarla çalışırken almamız gereken önlemler üzerine durmuştuk ve bazı yaygın tuzlar ve bu tuzların özellikleri üzerine konuşmuştuk. Son ünite olarak ise yani dördüncü ünitemiz olarak Kimya her yerde ünitesi karşımıza çıktı. Burada yaygın günlük hayat kimyasalları olarak temizlik maddelerini, polimerleri, geri dönüşüm işlemlerini, kozmetik malzemeleri ve ilaçları değerlendirmeye aldık. Ardından da gıdalar olarak hazır gıdalardan bahsettik. Yenilebilir yağ türleri ve endüstrideki bazı yağlardan bahsetmiştik arkadaşlar. O zaman haydi geçelim bakalım neler çıkacak soru olarak karşımıza. Arkadaşlar ilk olarak 3 mol demir hidroksit ve karbonik asit kullanılarak gerçekleştirilen nötralleşme tepkimesinden bahsetmiş. Şimdi nötralleşme tepkimesi karşımıza çıktığı zaman yapacağımız iş ne oluyordu? Bunu nasıl denkleştiriyorduk? Bu denkleştirmeden sonra nasıl işlemler yapıyorduk? Onu bir inceleyelim. Diyoruz ki demir hidroksitten bahsediyorsak bak şöyle. E 3 tane OH varmış yapısında ve bunu H2CO3 ile tepkimeye sokuyorsak yapacağımız şey olacaktı. Her zaman için bazdan gelen OH sayısı ile asitten gelen hidrojen sayısının birbirine eşit olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bak 3'e 2 ise o zaman demirin önüne 2, karbonik asitin önüne de 3 yazmamız yeterli olacak. Buradan da tuzun formülüne gideriz zaten. Diyorduk ki bazdan her zaman için katyon gelir. Dolayısıyla katyon olarak demir gelecek ve kat sayımız 2 olması gerekiyormuş. Asitten de her zaman için anyon gelecek. CO3 bizim burada anyonumuzmuş ve buradan 3 tane Kat, e, anyon geliyormuş karbonat geliyormuş dolayısıyla onun e, altına da 3 yazmamız gerekiyormuş ve açığa su çıkması gerekiyor suyun kat sayısını da nasıl belirliyoruz diyoruz ki toplamda gelen her bir haşartı her bir OH'la birleşip bir su molekülü oluşturduğuna göre 6 OH 6 haşartı toplamda 6 tane su molekülünü oluşturur şimdi tepkimemizin denkleşmiş hali bu peki bize ne diyor İkisinden de 3'er mol alarak biz bu tepkimeyi başlatıyorsak yani başlangıçta ikisinden de 3'er mol var Şimdi sorumuz şu olacak. Tabii ki ürünlerden başlangıçta elimizde olmayacak. Değişim durumunda hangisinin bitmesini bekleriz? Bunu önce bir cevaplamamız gerekiyor. Şimdi demirden 3 kullanırsak bak kas sayısı 2 olandan 3 kullanıyorsan kas sayısı 3 olandan 4,5 kullanman gerekiyor. Oysa gelimizde sadece 3 mol karbonik asit var. O zaman bitecek olan karbonik asit olacak. Bundan 3 kullanırsak bizim demir 3 hidroksitten sadece 2 mol kullanmamız yeterli olacak. Bak kas sayısı 2 olandan 2, 3 olandan 3 kullandım. O zaman kas sayısı 1 olandan 1 oluşacak. Kat sayısı 6 olan da anda tabii ki 6 oluşmasını bekleyeceğiz. Yani son durumda elimizde neler kaldı bakalım. 1 mol demir 3 hidroksit yapı olarak elimizde kaldı. Karbonik asit tamamen bitti. Demir 3 karbonattan 1 mol oluştu ve 6 mol de suyun oluştuğunu gördük. Artık bütün soruları cevaplarız. Oluşan tuzun formülü nedir? Formülü zaten bulduk. Fe2CO3 3 şeklinde bir tuza oluşmuş oldu. Tepkimede kaç mol su oluşmuştur? Hemen onu belirledik zaten. 6 mol suyun oluştuğunu gördük ve artan madde olmaması için ortama hangi maddeden ne kadar eklenmelidir? Bak artan madde kim? Demir 3 hidroksit yani baz artan madde olarak kaldı. Aslında sadece buradan yola çıkarak ortamın bazik olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz ortamda ondan hiç kalmasını istemiyorsak ortama tabii ki asit eklememiz gerekiyor. Yani ekleyeceğimiz madde H2CO3 olmalı. Peki ne kadar ekleyeceğiz? Bak 2'ye 3 oran var. Dolayısıyla 1'e 1,5 eklememiz gerekiyor ki Bizim buradaki tam nötralleşmeyi sağlayabilelim. bir buçuk mol ortama hiç C uç eklememiz gerekiyormuş. Böylece tam nötralleşmeyi tamamlamış olacağız. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bak bu karşımıza e, soru olarak kesinlikle çıkacak diyebiliriz arkadaşlar çıkmama ihtimali yok. Belki de e, bu yazının en önemli konusu burası, en e, karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan konu burası. Peki burada nasıl bir değerlendirmeye gideceğiz? Bize demiş ki aşağıdaki tepkimelerde açığa çıkan gazın formülünü belirtiniz. Şimdi formülü belirtebilmemiz için ki genellikle de bu gazlarla ilgili soru çıkacak. Metal türlerini biliyor olmamız gerekiyor. Şöyle bir hatırlayalım. Soy metaller kimlerdi? Altın ve platindi. Yarı soy metaller kimlerdi? Gümüş ve bakırdı. Amfoter metaller kimlerdi? Amfoter metal 6 taneydi arkadaşlar. Alüminyum, çinko kurşun, kalay, berilyum ve kromdu ve geri kalan bütün metallerde aktif metaller olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Eğer bunlar dışında herhangi bir metal geldiyse bunun aktif metal olduğunu söylüyorduk. Diyorduk ki soy metaller ne asitlerle ne de bazlarla hiçbir ile tepkime vermez. Tepkime beklemiyoruz. Dolayısıyla açığa da gaz çıkmasını beklemiyoruz. O zaman altın artı H2SO4'ten tepkime beklemeyeceğiz. Burada tek istisnamız nedir? Altın kral suyu ile tepkime verir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer yarı soylardan bahsediyorsak. Gümüş, bakır ve civa tabii ki burada eklememiz gerekiyor. Bunlardan herhangi biri sadece nitrik asit ve sülfürik asitle tepkime verir. Nitrik asitle NO2, sülfürik asitle SO2 gazı açığa çıkarır. Yani gümüşün sülfürik asitle tepkimesinden açığa SO2 gazı çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun dışındaki hiçbir asitle bazla tepkime vermeyecek. Demir burada hangi gruba giriyor? Bak yazdığımız metaller arasında yok demek ki aktif metalmiş. Ve aktif metallerle ilgili diyeceğiz ki asitlerle verdiği tepkimeden hidrojen gazı bazlarla tepkime vermez. Şimdi buna göre H2SO4 bak bunu sadece bu üçüyle gördüğümüz zaman SO2 gazı yazıyoruz. Ya da burada HNO3 varsa sadece bu üçünü gördüğümüz zaman NO2 yazıyoruz. Bunun dışında demirle verdiği tepkimeden açığa hidrojen gazı çıkmasını bekleyeceğiz. Bakır bak buradaki metaller arasında öyle değil mi? Bir yarı soy metal. Yarı soy metal olduğuna göre H2SO4 ve HNO3 dışında hiçbir metalle, hiçbir asitle tepkime vermesini beklemeyeceğiz. Yani gaz çıkışı yok. Magnezyum ve HBr. Magnezyum aktif metal arkadaşlar. Yazdıklarımız arasında yok. Dolayısıyla da bütün asitlerle aynı tepkimeyi verecek. Yani H2 gazı açığa çıkaracak. Kalsiyum yine aktif bir metal. Aktif metallerin e, bazlarla tepkimesi yoktu. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. Aktif metaller sadece asitlerle tepkime verir. Çinko bir amfoter metal ve amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girer. Ve her ikisinden de H2 gazı açığa çıkarır diyorduk. Dolayısıyla açığa çıkacak gazları da bu şekilde değerlendirmemiz gerekecek. Bir diğer soruya geçecek olursak arkadaşlar. Karışımlardan geliyor soru karşımıza. Kütlece %20'lik 200 gram tuzlu su çözeltisi Kütlece yüzde kırklık m gram tuzlu su çözeltisinin karışımından kütlece yüzde otuz bir çözelti elde ediliyormuş. Buna göre m değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi eğer böyle e, derişimini bildiğimiz karışımların birbiriyle karıştırılması gibi bir soruyla karşılaşıyorsak uygulayacağımız yöntem şu oluyordu: m1 çarpı yüzde bir artı m2 çarpı yüzde iki kaç tane karıştırıyorsak artık eşit olacak. Son durumdaki toplam kütle çarpı son durumdaki Yüzde derişimimize eşit olması gerekiyor. O zaman hemen formülümüzü uygulayalım. Kütlece yirmilik bir çözeltimiz varmış ve 200 grammış. Artı M gramlık bir çözeltimiz varmış ve kütlece %40'lıkmış. Eşit olacak. Son durumdaki toplam kütlemiz ne olacak arkadaşlar bu durumda? Bak 200 gram vardı. Bir de M gram kullandık. Dolayısıyla 200 artı M gramlık bir toplam çözeltimiz var. Çarpı kütlece %35'miş bunların toplamda bize verdiği derişim. Dolayısıyla şuradaki M değerini çekmemiz yeterli olacak. O zaman şuradan 4000 gelecek. Artı 40 M diyeceğiz. Eşit olacak. 200 çarpı 35. Zaten 2 çarpı 35 dersek 70 olurdu. O zaman şu iki sıfırı da yanına atmamız yeterli olacak. Artı 35 M şeklinde parantezin içerisinde dağıtmış olduk. Şu 35 M'i karşıya atalım. 5 M kalsın. Şu 4000'i bu tarafa atalım. 3000 kalsın. O zaman m eşittir 3000 beri 5'ten 600 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Demek ki 600 gramlık bir çözelti kullanmışız ki çözeltilerin toplamda %35'lik bir karışım elde etmişiz. Yeni karışımımızın derişimi bu olmuş. Bir diğer soruya gelecek olursak. Bu ne demiş peki? Aşağıda tabloda verilen madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceğini belirterek aralarında oluşan etkin etkileşim türünü yazınız. Şimdi arkadaşlar hemen buradaki kurallarımızı hatırlayalım. Bize ne diyordu? Eğer iyonik bir bileşik varsa ve iyonik bir bileşiği polar bir çözücü içerisine atarsak burada çözünme bekliyorduk genellikle. Eğer iyonik bir bileşiği apolar bir çözücü içerisine atarsak burada genellikle çözünme olmamasını bekliyorduk. İyon dipol etkileşimi burada oluşuyor. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi de burada oluşan etkileşimdi. Peki moleküler çözünme olursa o zaman diyorduk ki polar çözücüler polar bir çözücünün içerisinde atılırsa çözünme bekleriz. Apolar apolar içerisinde atılırsa burada yine çözünme bekleriz ama polar ve apolar arasındaki bir karışımdan çözünme beklemeyiz. Bunu da benzer benzeri çözer ilkesi olarak açıklıyorduk. Ve diyoruz ki ikisi de polarsa dipol dipol veya ikisi de fon kullanılıyorsa hidrojen bağı vardır. İkisi de apolarsa London çekim kuvveti vardır. Biri polar diğer apolarsa dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. O zaman şimdi artık so yorumlayalım. Bak KNO3 metali gördük hemen iyonik bir bileşik olduğuna karar verdik. CH3OH eğer bir molekül yapısında OH'ı görüyorsak onun polar olduğuna karar veriyorduk. Şimdi yukarıyla karşılaştıralım iyon ve polar. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Peki etkileşimin türü ne olur? İyonik bileşiklerden iyonlar gelirken polar moleküllerden dipoller geliyordu. O yüzden etkileşimin türü iyon dipol olması gerekiyor. Magnezyum sülfür bak magnezyum yani metali gördük o zaman iyon olduğuna karar verdik. Karbon tetrakulörür gayet simetrik bir Lewis yapısına sahip dolayısıyla apolar bir yapıda o zaman biri iyon diğeri apolarsa birbiri içerisinde çözülmesini beklemiyoruz etkileşimin türü ne olur? İyonik bileşiklerden iyonlar, apolar moleküllerden ise indüklenmiş dipoller geliyordu. Yani etkileşimimizin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimi olmalıydı. C6H6 bir molekül yapısı ve diyoruz ki bütün hidrokarbonlar apolar molekül yapısındadır. BH3, BH3'ün Lewis yapısını hatırlayalım arkadaşlar. Bor 3A grubu elementi olduğu için şöyle bir yapı oluşturuyordu. Yani simetrik bir yapı. Merkez atomda elektron çifti yok. O yüzden bu da apolar özellik gösteriyor. Her ikisi de apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünür diye bekleyeceğiz. Ve ikisi de apolar olduğu için tanecikler arasındaki etkileşimin türü London çekim kuvveti olması gerekiyordu. pH3'e gelecek olursak bak BH3 pH ve pH3 arasında şöyle önemli bir farkımız var. Fosfor 5A grubunda olduğu için Lewis yapısında merkez atomda elektron çifti kalıyor dartan olarak. Dolayısıyla buradaki molekül yapısı polar oluyor. pH3 polar, CH3OH, dedik ki OH'u görüyorsak zaten polar olduğuna karar veriyoruz. Her ikisi de polar olduğu için su birbiri içerisinde çözünecekler. Peki etkileşimin türü ne olur? Arkadaşlar pH3 fon kuralına uymuyor. O yüzden de buradaki etkileşimin türü dipol dipol olmalı. Eğer ikisi de fon kuralına uysaydı yani flor oksijen azot elementlerinden birini hidrojenli bileşiyor olsaydı etkileşimin türü hidrojen bağı olacaktı. Hemen bir sonraki örnekte bunu görüyoruz zaten. CH3 NH2. NH2'yi görüyorsak bir organik bileşim yapısında bu onun Polar olduğunu gösteriyordu su zaten polar yapıda ve her ikisi de fon kuralına uyduğu için azotun yanında hidrojen var oksijenin yanında hidrojen var. Hem ikisi de polar olduğu için çözünüyorlar hem de etkileşimin türü hidrojen bağı oluyor bu defa arkadaşlar ee, daha güçlü bir etkileşim oluşuyor. Suyun polar olduğunu belirttik zaten. BH3'ün apolar olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada çözüme beklemiyoruz. Ve etkileşimin türünün ne olması gerekiyor? Su polar olduğu için dipol oluşturuyor. BH3 apolar olduğu için indüklenmiş dipol oluşturuyor. Ve etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol olarak karşımıza çıkıyor. Güzelce bu sorumuzu da tamamladığımıza göre hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda formülü verilen maddelerin sistematik ve yaygın adlarını belirtiniz. Arkadaşlar asitlerin bazıların hem sistematik hem yaygın adlarını biliyor olmamız gerekiyor. Tabii ki bazı yaygın bileşiklerden bu sorularla karşılaşacağız. Ne diyor bize? HNO3. Arkadaşlar sistematik adı neydi bu asidin? Tabii ki nitrik asitti. Ve yaygın adı olarak da bunun kezzap olduğunu biliyorduk. Bak bunları bileceğiz. Ee, karşımıza soru olarak çıkma ihtimali oldukça yüksek olarak duruyor. COOH2 Arkadaşlar sistematik adını belirtirken ne yapıyorduk? Bunun sistematik adı kalsiyum hidroksitti. Ancak yaygın adına geldiğimiz zaman bu sönmüş kireç olarak değerlendirmeye alıyordu. Sönmüş kireç. Çünkü eee Kalsiyum oksit bileşiği sönmemiş kireçti. Onun suyla tepkimesinden bu bileşik elde edildiği için sönmüş kireç olarak adlandırılıyordu. KOH bak potasyum hidroksit bu bileşiğin sistematik adıydı. Ancak yaygın adına geldiğimiz zaman potas kostik olarak bunu adlandırıyorduk. Bunu da e, unutmuyoruz, aklımızda tutuyoruz. HCOOH formik asit olarak bildiğimiz bu asit kendisi oldukça zayıf bir asitti. Tabii ki zayıf asitlerin kendi içerisinde değerlendirmeye göre kuvvetli ama e, yine de bir zayıf asit olarak değerlendiriyoruz ve yaygın adı olarak biz onun karıncalarda bulunan asit olduğunu biliyoruz dolayısıyla da karınca asidi adını veriyoruz. NH3 bak çok önemli bir bileşik arkadaşlar onu kesinlikle biliyor olmamız gerekiyor. Hem sistematik hem de yaygın adı olarak amonyak yazacağız biz bunun için ve diyeceğiz ki amonyak susuz bazdır ve nötralleşme tepkimesi vermez. Sodyum hidroksit NaOH. KOH'ın kardeşi zaten. Ee, o potasyum hidroksitti. Bu defa da sodyum hidroksit bileşiği var karşımızda. Peki yaygın adı neydi? Bu potas kostikti. Ee, sodyum hidroksiti de sud kostik olarak biliyorduk arkadaşlar. Hem yaygın hem sistematik adlarını bilmemizde önem var ve özellikle fayda var. Diğer sorumuza gelecek olursak bu defa tuzlardan soru karşımıza geliyor. Bize demiş ki aşağıda formülü verilen tuzları meydana getiren asit ve bazı belirleyiniz ve tuzun yaygın adını söyleyiniz. Arkadaşlar şimdi e, asit ve bazı belirlerken şuna dikkat edeceğiz. E, hangi katyon var? Katyon bize bazdan gelir. Bak sodyum bizim buradaki katyonumuzmuş ve sodyum hangi bazdan gelir? Tabii ki NaOH bazından gelir. Katyon e, anyon olarak ne var? CO3 var. CO3 yani karbonat. Karbonat hangi asitten gelir? Hemen önüne H2 ekliyoruz. h 2 co 3ten gelir. Ve bu tuzu biz nasıl isimlendiriyoruz? Bak sodyum karbonattı bu bileşiğin e, sistematik adı. E, yaygın adı ise çamaşır sodası olacaktı arkadaşlar. Çamaşır sodası olarak bildiğimiz bileşik. NaHCO3'e geldiğimiz zaman burada arkadaşlar aynı bileşikler. Bak katyon olarak sodyum var dolayısıyla NaOH. E, anyon olarak karbonat var dolayısıyla H2CO3 yani karbonik asit buradaki asitimiz olacak. Demek ki farklı oranlarda tepkime verdiği zaman e, farklı iki tuz ortaya çıkabiliyormuş. İsim olarak ne biliyoruz buna? Yemek sodası veya kabartma tozu olarak bildiğimiz bileşik bu. CaCO3'e gelecek olursak hani sistematik adı da kalsiyum karbonat zaten. Şimdi Ca kimden gelir? CaOH2'den yani e, sönmüş kireçten gelir. E, karbonat da yine H2CO3'ten gelir. Yani karbonik asitten gelir. Biz bunu nasıl biliyoruz peki? Kireç taşı olarak bildiğimiz bileşiğin ta kendisidir. NH4Cl. Bak NH4'ü geriyorsan arkadaşlar bu amonyak bazından geliyordur. Amonyum iyonu amonyaktan geliyordur. E, klor anyon olarak HCl'den gelecektir tabii ki. Bu ikisinin tepkimesinden oluşan tuza ise nişadır tuzu adını veriyorduk arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza aşağıda özellikleri ait olduğu yağ türüyle eşleştiriniz diye sormuş hangi yağ türüne aitmiş en değerli yağ türü. Şimdi endüstriyel yağları değerlendirmeye aldığımız zaman bunlar arasındaki en değerlisi sadece bir presleme işlemi sonucunda yağ çektiğimiz sızma yağ olarak karşımıza çıkacak. Sızmadır diyeceğiz. Asitlik derecesi yüksek olduğu için doğrudan yemeğe uygun değildir. Bu yüzden rafinasyon işlemi sonucunda asitlik derecesi normalize edilir ve tüketilir. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz rafine yağın ta kendisidir. Kaliteli ve kalitesiz yağların karışımı ile elde edilir. Aslında sızma ve rafine yağdan bahsediyoruz burada. Bu iki yağ karıştırarak belli oranlarda karıştırarak elde ettiğimiz yağlar bize arada bir yağ türü sunmuş olacak arkadaşlar. Bir de bulanık yağların bulanıklığının giderilmesiyle elde edilen yağlar var. Bak şuna Riviera yağ diyeceğiz. Buna da vinterize yağ diyeceğiz. Vinterizasyon işlemi aslında bulanıklığın giderilmesi işlemidir. Diğer sorumuza gelecek olursak aşağıdaki tanımların veya özelliklerin hangi temizlik maddesine ait olduğunu belirtiniz demiş. Şimdi temizlik maddelerinden neleri biliyoruz? Sabunlar var. Sıvı sabun, katı sabun, deterjanlar var, çamaşır suyu var. E bunları değerlendirmeye alacağız. Bitkisel veya hayvansal yağların sodyum hidroksit ile tepkimesinden elde edilen sodyum stearat tuzlarını arkadaşlar beyaz sabun veya katı sabun adını vereceğiz. Şimdi e, sabun dediğimiz şey bitkisel veya hayvansal yağların kuvvetli bazlarla tepkimesi. Buradaki baz olarak sodyum hidroksit kullanıyorsak katı sabun veya beyaz sabun elde etmiş oluyoruz. Aynı yağları KOH ile tepkimeye sokuyorsak bir potasyum stearat tuzu elde ediyorsak bu defa elde ettiğimiz Arap sabunu veya sıvı sabun olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Birbirine çok benzer yapılar ama kullandığımız bazın şeklinin, formülün değişmesi tuzun yapısını da değiştiriyor. Petrol ürünlerinin sodyum hidroksit ile tepkimesinden elde edilen sodyum sülfonat tuzlarına ise deterjan adını veriyorduk arkadaşlar. Yapı olarak birbirine çok benzerler ama tabii ki özelliklerde farklılıklar oluyor. NaOCl formülüne sahip ve hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddesine ise çamaşır suyu adını veriyorduk arkadaşlar. Burada e, tabii ki yapı olarak diğerlerinden çok farklı burada ama hijyense eğer e, çamaşır suyunu kullanıyoruz. Boşluk doldurma sorusu tabii ki karşımıza yine gelecektir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurmamız istemiş. Ne diyor bize? Zararlı mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun ısıl işlemle yok edilme işlemidir. Arkadaşlar ısıl işlem diyorsa iki tane işlem karşımıza çıkıyor. Pastörizasyon veya UHT. UHT yönteminde zararlı mikroorganizmaların tamamını yok ediyoruz ama gıdada kayıp var. Burada büyük çoğunluğunu kaybedip de gıdada herhangi bir kayıp uğramıyorsak bu işlemin adı pastörizasyon işlemi olacak arkadaşlar. Polimer molekülü içerisinde sürekli tekrarlanan küçük kimyasal birime ise monomer adını veriyorduk arkadaşlar. Monomerler birleşerek zaten polimer yapısını oluşturuyordu. Saç, yüz, göz, diş gibi vücut bölgelerimizin temizlenmesi, güzelleştirilmesi, Görünümünün değiştirilmesi ve hoş kokması için kullanılan kimyasalların genel adı tabii ki kozmetikti. Kozmetik malzemelerin e, aslında temel tanımı buydu. Yağ asitlerinin tuzlarına arkadaşlar yağ asitlerini sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit hidroksitle tepkime sokup bir tuz elde ediyorsak buna sabun adını veriyorduk. Eğer kullandığımız sodyum hidroksitse beyaz sabun ya da katı sabun, eğer potasyum hidroksitse de Arap sabunu veya sıvı sabunu olarak karşımıza çıkıyordu. Yüzey aktif temizlik maddelerinde su moleküllerine tutunan baş kısımlara. Bak yüzey aktif madde dediğimiz aslında yani bu temizlik maddeleri sabun ve deterjanların genel özellikleriydi ve temizlik yaparken polar kısımlar suya tutunurken Apolar kısımlar ise kire tutunuyordu. Bizden buradan ne demiş? Su moleküllerine tutunan baş kısımlar polar olmalı. Suyu seven kısım olmalı. O yüzden de hidrofil olarak adlandırıyorduk. Kire tutunan o kuyruk kısımlarına ise hidrofol adını veriyorduk. <laughs> o zaman arkadaşlar bak güzelce sorularımızı tamamladık. Bizim için şöyle ikinci dönem yazılı notları da inanılmaz faydalı olacak. Sadece kimya için değil tabii ki bütün dersler için notlar bir yer alan bize kısa ve önemli öz bilgileri veren böyle hani bir otobüste giderken bile okuyup kolaylıkla anlayabileceğimiz bilgilerin yer aldığı bir kaynaktır. Bunu da şiddetle tavsiye edelim ve o zaman ödüllü sorumuza geçelim. Ödüllü sorumuzu cevaplayıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.